Günün gelişen ve öne çıkan haberleriyle karşınızdayız sevgili izleyenler. Seçime geri sayımın başlamasıyla birlikte çalışmalarını sürdüren AK Parti Elazığ milletvekilleri mahalle ziyaretlerini sürdürerek vatandaş ve esnaftan destek istedi. AK Parti Elazığ milletvekilleri esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. AK Parti Elazığ milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, Fethi Sekin Şehir Hastanesi bölgesinde hizmet veren esnafları ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlardan 28 Mayıs seçimleri için destek isteyen milletvekili Keleş daha sonra Yurtbaşı beldesini ziyaret etti. Sağ olasın. Allah razı olsun. İnşallah. Hayırlara vesile olsun. İnşallah. Seni bir yazın. Eyvallah. Sonuna kadar da arkasındayız davamızı. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olasın. Biz getirin başkasına mı uy verik? Zibri misiniz? Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olasın. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek turlarını sürdüren AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı'da Ecadiye, Ulukent, Doğukent, Kırklar, Sanayi ve Gümüşkavak mahallelerinin muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarları dinleyen ve mahallelilerden destek isteyen Açıkkapı'nın bir diğer durağı da Zafran Mahalle toplantısı oldu. Gerçekten yıkılan mahallelerin, yok olan bir şehrin ve oradaki acıların, travmaların, dramların şahidi olduk. Bu anlamda Elazığ'ımız adına ne kadar şükretsek azdır. 2020 yılında bir deprem yaşadık ve devletimiz milletiyle beraber Elazığ'daydı. Hükümetimiz lideriyle beraber Elazığ'daydı. Siyasetçileriyle beraber Elazığ'daydı ve şu geçen süre içerisinde 25 bine yakın konutu yaparak kıymetli hemşehrilerimizin oturabilecekleri, evlatlarıyla yaşayabilecekleri o mekanları oluşturduk. Tabii 6 Şubat depreminden sonra yaklaşık 650 bin konutu da Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle İnşallah en kısa sürede depremzede kardeşlerimize inşa ederek teslim etmiş olacağız. Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ise Akçakiraz Muhtarlar Toplantısı'na katıldı. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bir iktidarı tekrar iktidara taşıyacak bir proje. Kendi petrol kuyularınızı yıllardır üzerinde neler olduğunu konuşmaya gerek yok. Kimlerin nöbet tuttuğunu konuşmaya gerek yok. Birilerinin başında nöbet tuttuğu petrol kuyularını biz bugün almışız ve kendi petrolümüzü çıkarıyoruz. Bu tek başına seçim kazandıracak bir proje. Birini bahsetsek bilmiyorum ama bu konu çok uzar ileriye doğru. Dolayısıyla şurada birkaç günümüz daha artık yapmadıklarımızı değil yaptıklarımızı konuşarak Pazar günü olacak seçimde Cumhurbaşkanımızı çok büyük bir güçle o sandıklardan çıkarmak bizim vazifemiz. Bundan da şüphemiz yok. İnşallah sizler de elinizden gelen gayreti göstererek Cumhurbaşkanımıza hak ettiği değeri sandıklarda oyumuzla göstereceğiz inşallah. Milletvekili Nazırlı daha sonra Kuyumcular Çarşısı'nı ziyaret ederek esnaflarla sohbet ettikten sonra çay ocaklarını gezerek vatandaşlardan 28 Mayıs seçimleri için destek istedi. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, hemşehrilerine Cumhur İttifakı'nın kaldığı yerden hizmet ve eser üretmeye devam etmesi için sandığa gitme çağrısı yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seçimleri bir bayram havasında yaşamak için hepimize görevler düşüyor diyen milletvekili Işıkver açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Bildiğiniz gibi 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin ilk turunu büyük bir olgunluk ve suhulet içerisinde demokrasimize yakışır bir şekilde tamamladık. Şimdi aynı olgunluğu 28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için de göstermeliyiz. Seçimleri bir bayram havasında yaşamak için hepimize görevler düşüyor. İlk turda Türkiye'ye örnek olacak bir çoğunlukla tercihimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullandık. İkinci turda da Aziz Şehir Elazığ'ın tercihine, Türkiye 100 yılından yana kullanacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı'nın kaldığı yerden hizmet ve eser üretmeye devam etmesi için, istikrar, güven ve huzur için, devlet, millet, bayrak ve vatanımız için, haydi büyük Türkiye zaferi için hep birlikte sandığa diyoruz. 14 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhur İttifakı'nın bileşenlerini 322 milletvekili çoğunluğu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderen aziz milletimiz, sağlanan istikrarın korunması için Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yine aynı feraseti gösterecektir. 14 Mayıs seçimlerinin ardından ilçe ve il merkezinde yaptığımız ziyaretler ve siz değerli vatandaşlarımızla buluşmalarımızda gösterdiğiniz yoğun ilgi, bu şehre hizmet için bizleri sabırsızlandırmakta, bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Cumhur İttifakı'nın gücüyle hizmetlerimize bismillah demek istiyoruz. Bu düşüncelerle 28 Mayıs Pazar günü istikrar, güven ve huzur için, büyük Türkiye zaferi için hep birlikte sandığa diyor, en derin saygılarımı sunuyorum dedi. Zafran TOKİ konutları sakinleriyle buluşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 28 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımızla birlikte demokrasi bayramını yaşayacağız dedi. Başkan Şahin Şerifoğulları, şehre kazandırılacak yeni yaşam alanı Batı Prestij konutları sahasında da incelemelerde bulundu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine yönelik çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yaklaşan seçimler öncesinde AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve 28. dönem milletvekili adayı Hasan Murat Öz'le birlikte Zafran TOKİ konutları sakinlerini ziyaret etti. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde Elazığ'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 240 bin oyla çok güçlü bir destek verdiğini ifade eden Elazığlılara teşekkür eden Başkan Şerifoğulları, 28 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımızla birlikte demokrasi bayramını yaşayacağız dedi. Bu seçimin birinci ayağını 14 Mayıs'ta tamamladık. 14 Mayıs'ta şehrimizde Cumhur İttifakı'na çok büyük bir teveccüh gösterdiniz ve 4 milletvekili çıkarmamıza vesile oldunuz. Yine il başkanımızın ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir destek vererek %67 oy oranıyla 240 bin oyla Türkiye 13.sü olmamızı sağladınız. Türkiye genelinde de %49,5 oy alarak nasip olmadı. Seçimler ikinci tura kaldı. Şimdi ikinci tur seçimleri inşallah 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Bu seçimler Türkiye Cumhuriyeti'nin en kritik, en önemli seçimi olarak ifade ettiğimiz bu seçimde yine Elazığ olarak katılım noktasında en fazla katılımı sağlayan il olup ve en fazla Cumhurbaşkanımıza destek verecek il olmayı hedefliyoruz. Allah'ın izniyle sizler de Cumhurbaşkanımıza güveniyorsunuz, inanıyorsunuz ve onu yalnız bırakmayacağınızı çok iyi biliyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımıza destek olacaksınız, sahip çıkacaksınız, ona omuz vereceksiniz ve Allah'ın izniyle Zafran'da sandıkları patlatacaksınız. İnşallah 28 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımızla birlikte hep birlikte demokrasi bayramını birlikte yaşayacağız. Ve Cumhurbaşkanımız da bizleri bugüne kadar hiçbir zaman mahcup etmediği gibi 5 yıl boyunca da bizlere hizmet ve eser noktasında çalışmalarını sürdürecek. Şerifoğulları mahalle sakinleriyle buluşmasının ardından geçtiğimiz günlerde pazar esnafı ziyaretinde kendisini davet eden Ayla teyzenin evine de konuk olarak 28 Mayıs seçimleri için destek istedi. Maşallahım var dimdik. Bir de bak o benim Hayrettin abim ya. Sen de benim küçük kardeşimsin. Sağ ol ablam. Kardeşim bundan sonra bir abim daha var. Allah razı olsun. Sağ olasın, var olasın. Çok teşekkür zaten ederim. Zaten Cumhurbaşkanımız da bizim gönlümüzün sevgisi. Zaten biz 2002-3 Kasım'dan beri o zamandan beri ben daha o Sirt'te şehir olduğu zaman ya onu tarafta seviyordum ya. Evet. Dedim evet. Anne o zaman anne muhatap dedim vallahi bunu yakalıyorlar. Bir baktım içeri girdi hep dua edip çıkması için. Bize dua edin inşallah. Evet. Cumhurbaşkanımıza dua edin. Tabii ki. Şimdi biz bir sandığa gidip Cumhurbaşkanımıza
sahip çıkacağız, destek olacağız. Dualarınızı hiç eksik etmeyin. Allah hepinizden razı olsun. Öte yandan Başkan Şerifoğulları şehre kazandırılacak yeni yaşam alanı Batı Prestij konutları sahasında da incelemelerde bulundu. Aşağı Demirtaş, Hankendi sınırları içerisinde 560 dönüm alan üzerinde inşa edilecek müstakil konutların satışının büyük bölümü gerçekleştirildi. Şehre kazandırılacak yeni yaşam alanı okul, cami, spor sahaları ve çocuk parkları ile her türlü sosyal imkanı bünyesinde bulunduracak. Satışların devam ettiği Batı Prestij konutları sahasında altyapı ve yol çalışmalarına ilişkin zemin düzeltme çalışmaları başlatıldı. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, 28 Mayıs siyasi tercihin değil, vicdani muhasebenin günüdür dedi. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi. İlk öncelikle 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. 28 Mayıs siyasi tercihin değil vicdani muhasebenin günüdür. Bizler ilk günkü heyecan ve tevazu ile ilçe, köy, mahalle ve esnaflarımızı aralıksız ziyaret ediyoruz. Bu konuda rehavete kapılmadan özveriyle çalışan tüm teşkilat birimlerimize de müteşekkirim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oldukça iyi bir oy aldık fakat üzerine daha koyarak hedefimizi yükselterek Türkiye'de 13. sıradan ilk 10'a girmeyi ve daha da ilerlemeyi arzu ediyoruz. İlk turda liderimizin rakibiyle arasındaki büyük farkı inşallah 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem Elazığ'da hem de Türkiye genelinde farkı yükselteceğiz. Ülkemizin istikrarı, güçlü millet, güçlü devlet felsefesi ve milli savunma alanındaki çalışmaları için sorumluluğumuzu biliyor, bu bilinçle emek veriyoruz. Türkiye yüzyılı için bu seçimin önemli olduğunu ve değerli vatandaşlarımızın katılımları sandığa olumlu yansıyacağından şüphemiz yoktur. Bu vesileyle Türkiye'miz için önemli olan bu seçimde tüm vatandaşlarımızı sabah erkenden oy kullanmaya ve sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Bizler bu süreçte yılmadan, yorulmadan çalıştık ve çalışmalara da inşallah devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Derdimiz de, meselemiz de Türkiye'dir. Milletimiz inşallah 28 Mayıs Pazar günü milli iradesini kullanarak Cumhurbaşkanımızı 13. Cumhurbaşkanı olarak ilan edecektir, dedi. AK Parti MKYK üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethiyle bir çağı kapatıp bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet gibi inşallah biz de 29 Mayıs 2023'te yepyeni bir çağa adım atacak ve dünyada Türkiye yüzyılını başlatacağız dedi. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için temaslarını sürdüren AK Parti MKYK üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yılmaz, Palu, Kovancılar ve Karakoçan ilçelerinde esnaf, vatandaş ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Yanılmaz, Ata Toprağı Palu'da cuma namazının ardından esnaf gezileri yaparak 28 Mayıs için hemşehrilerinden mutlaka oy kullanmalarını ve yine rekor kırmalarını istedi. Palu temaslarının ardından Karakoçan ve Kovancılar ilçesinde de gezilerini sürdüren Yanılmaz, seçimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi. Türkiye'yi geriye götürmek isteyen statükocu zihniyete karşı halkımız büyük bir hasamet göstermiş ve onlara gereken cevabı vermiştir. Şahsi çıkar ve menfaatlerini ülkemizin Ali menfaatlerinden önde görenler bu ülkeye ihanet içindedirler. 14 Mayıs'tan önce HDP ile hiçbir ortaklığımız yoktur diye demeçlerde bulunan altılı masa yöneticilerinin gerçi halen söylüyorlar ama artık bunlara milletimiz bırakın inanmayı umursamıyor bile. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden aldıkları oy oranı ortadadır. İnsanlarımızın gözünün içine baka baka yalan söylemeye devam etmektedirler. Ata İttifakı lideri Sinan Oğan'ın 28 Mayıs seçimleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini ifade ettikten sonra algı operasyonları başlatan zihniyetler, Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'nı destekleme kararına ise vatanseverlik olarak topluma lanse etmeye çalıştı. Nasıl ikiyüzlü bir siyaset yaptıklarını ve toplumu nasıl kutuplaştırdıklarını gözler önüne serdiler. Daha düne kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelip pazarlık yapmaya kalkanlar, kabul görmeyince kendi yerini temin etme,
kendi yerini garanti altına almayı maalesef ülkenin menfaatlerinin önünde tuttu. 28 Mayıs'ta sandıklara gidip seçimimizi yapacağız ve 29 Mayıs'ta yeni bir devrin kapılarını açacağız. 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un fethiyle bir çağ kapatıp bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet gibi inşallah biz de 29 Mayıs 2023'te yepyeni bir çağa adım atacak ve dünyada Türkiye yüzyılını başlatacağız dedi. AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programla kadınlar safın belli olsun yürüyüşü yaptı. Kadınlar safın belli olsun yürüyüşüne katıldı. AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu yürüyüşe AK Parti 27. dönem Elazığ Milletvekili Sermin Balık, MHP Kadın Kolları, Kadın Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri katıldı. Öğretmen evi önünden başlayan yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Burcu Tüver, pazar günü Türkiye'nin çok önemli bir seçim için sandık başına gideceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimi hepinizin bildiği üzere ikinci tura kaldı. Bugün hep beraber gönül birlikteliğiyle çok kıymetli katılımcılarımızla Safım Belli Olsun programımız kapsamında bugün bir aradayız. Destekleriyle bizleri yalnız bırakmayan 27. dönem milletvekilimiz Sayın Sermin Balık Hanımefendi aramızdalar. Çok değerli 28. dönem milletvekillerimizin eşleri buradalar. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimizin eşi buradalar. Sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanları ve çok değerli yönetimleri aramızdalar. Milletvekilleri, aday adaylarımız aramızdalar. Bugün hepimizi bir arada toplayan tek bir sevda var. Vatan sevdası, millet sevdası, ezan ve bayrak sevdası. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız için safım belli olsun diyen gönüldaşlarımızla bir aradayız. AK Parti 27. dönem Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Elazığlıları sandık başına davet etti. Sayın Cumhurbaşkanımızı her seçimde bir öncekinden daha çok oyla biz zaten safımızı belli ettik. Ancak ben hemşerilerimden şunu rica ediyorum. Bir oyla ne olur, ben olmasam da olur demesinler. Siz olmasanız bir eksik oluruz. Siz olmasanız bir yanımız eksik olur. O yüzden ben bütün hemşerilerimden özellikle pazar günü demokratik haklarını kullanarak yeni yüzyıla, Türkiye'nin yüzyılına imzalarını atmalarını, mühürlerini basmalarını rica ediyorum. 27. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, İlim ve Hayra Hizmet Vakfı Genel Merkezi'ne ait öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu. 22, 24 ve 27. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, İlim ve Hayra Hizmet Vakfı Genel Merkezi'ne ait öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu. Geçmiş dönemlerde vakfın genel başkanlık görevini de yürüten Demirbağ, İlim ve Hayra Hizmet Vakfı Genel Başkanı Zülfü Biçeler'le birlikte 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde hizmete açılacak olan Zafran Mahallesi'ndeki yurdu gezdi. Vakıf Genel Başkanı Zülfü Biçeler, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında 220 öğrencimizi yurdumuzda istihdam edeceğiz dedi. Allah nasip ederse 2023-2024 öğretim yılında 220 tane üniversite öğrencisini burada istihdam edeceğiz. Öğrencilerimize her türlü maddi ve manevi kolaylığı da inşallah Allah nasip ederse göstermiş olacağız. Demirbağ, yurt binamız depremde hasar gördü ve TOKİ Zafran'da bu güzel yurdumuzu inşa etti. Bu dönemde de inşallah hizmete açacağız. Önemli bir hizmet verecek ifadesinde bulundu. 1969'da kurulmuş bir İlim Hayra Hizmet Vakfı, Türkiye genelinde hizmet veren İlim Yayma Vakfı'nın dışında Elazığ'da genel merkezi olan bir vakfımız. Tabii önceleri Hacı Yüksel Özkaynak, Allah rahmet etsin ve birçok ağabeyimiz, bir kısmı hayatta değiller, hayatta olanlar var. Büyük hizmetleri oldu, gayretleri oldu. Tabii burs vermek suretiyle öğrencilere, onları evlerde okutmak suretiyle hizmetler başladı. Ve nihayetinde bizim İstanbul Belediyesi'nde görev yaptığımız yıllarda sağ olsunlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkan olduğu dönemde bizlere verdiği yetki imkan çerçevesinde
yurdun önemli bir kısmını, yani belki %70-80'ini o imkanlarla yaptırdık. Ama aradan geçen yıllar, 10 yıllar sonrasında depremde hasar gördü. Ve onun üzerine TOKİ burada Zafran'da bu güzel yurdumuzu yapmak suretiyle inşallah bu dönem hizmete açacağız. Elazığ Valiliği 28 Mayıs seçimi dolayısıyla il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 27-28 Mayıs tarihlerinde açık olacağını söyledi. 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi gerçekleştirilecek. Elazığ Valiliği yapılacak olan seçim dolayısıyla Elazığ'da il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 27-28 Mayıs'ta açık bulunacağını açıkladı. Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi nedeniyle oy kullanacak vatandaşların TC kimlik kartı talepleri için ilimiz merkez ve ilçe nüfus müdürlüklerine 27 Mayıs Cumartesi, 28 Mayıs Pazar günü 08 ila 17 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadeleri kullanıldı. Genç Hatipler minberde hutbe okuma yarışmasının bölge finali yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Hatipler minberde hutbe okuma yarışmasının bölge yarışması yapıldı. Harput Sarı Hatun Camii'nde düzenlenen bölge finaline Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ ve Memursen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi de katılım sağladı. İmam Hatip öğrencilerinin hitabete iyi hakim olması gerektiğini belirten Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Bahattin Erdoğan, öğrencilere başarılar diledi. İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizin hitabetin en ince detaylarına vakıf olması gerektiğini belirtmek istiyorum. Kelimelerin öyle bir gücü var ki bazen bu kelimeler bu esrarlı gücüyle bir şairin dilinde bir şiir olur, türkü olur, şarkı olur, dolaşır dillerde. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Karakaya yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti. Malumunuz yarışmada mutlaka derece olması için birinci, ikinci, üçüncü olarak belirlememiz lazım ama bölgemize il dışından gelen bütün öğrencilerimiz bizim için birincidir. Çünkü buraya kadar gelmek bile yeterlidir. Bunlar Allah'ın kelamını anlattıkları için hepsi gönlümüzün birincileri olarak kabul ediyoruz. Ben bu bölge yarışmamızın hazırlanmasında emeği geçen koordinatör okul müdürümüze, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Yarışmamızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Dereceye giren kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. İl Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü Temsilcisi Fatih Maltepe, yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilerin kazanımlarının olduğunu söyledi. Bu vesileyle Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda düzenlenen bu sosyal etkinliklere katılan bütün öğrencilerimize Rabbimden sağlık, huzur ve rızası doğrultusunda istikamet ihsan eylemesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yarışmamızın İmam Hatip camiasına yaraşır bir şekilde tamamlanmasını, dereceye girsin veya girmesin tüm çocuklarımızın kazanan kimseler olduğunun bilinmesini temenni ediyorum. Yarışmaya katılan öğrencilerimize, onları yetiştiren anne ve babalarına, öğretmenleri ve idarecilerine de teşekkürlerimi sunuyorum. Daha sonra minbere çıkan genç hatipler hutbe okuyarak birbirleriyle yarıştı. Değerli müminler, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle seslendirdi. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse samimi bir inanç ve bağlılık göstererek sadece ve sadece Allah'a kulluk et. Hutbemin başında okuduğum İhlas Suresi'nde Yüce Rabbimiz kendisini bize şöyle tanıtmaktadır. De ki, Allah tektir. Allah samettir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Yarışmada birinci Ali Er Afşar, ikinci Muhammed Söylemez, üçüncü ise Muhammed Ali Sümbül oldu. Hutbe okumada birinci olan Ali Er Afşar, Ayasofya Camii'nde bölgeyi temsil edecek.
Cumhuriyet tarihinin en büyük özel yatırımı Seza Çimento Fabrikası'nda olası bir afette can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla tatbikat düzenlenerek personel bilgilendirildi. Önce tahliye yapıldı. Ardından güvenli alana geçilerek arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Görüntülerin adresi Baskil'de Cumhuriyet tarihinin en büyük özel yatırımı olan Seza Çimento Fabrikası'ndan. Fabrikada olası bir afet sırasında çalışanların bilinçli davranabilmesi, kayıpların en aza indirilmesi amacıyla tatbikat düzenlendi. Tatbikatta 112 Acil Servisi, Elazığ Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD Arama Kurtarma ekipleri görev aldı. Fabrika Müdürü Ufuk Üçler, tatbikatta görev alan ekiplere teşekkür etti. Bugün burada deprem kaynaklı bir felaket yaşadık. Bununla ilgili bir tatbikat düzenlendi. UMKE, ilk yardım ve itfaiye ekiplerimiz fabrikamıza çağrıldı. Bu felaket esnasında 3 kişi fabrikamızda çalışanlardan yararlanmıştı. Bunların ilk müdahaleleri ve ilgili yerlere sevki UMKE ekipleri ve ilk yardım ekipleri tarafından yapıldı. Kendilerine bundan dolayı fabrikamızda yaptıkları tatbikattan dolayı teşekkür ediyorum. Bununla ilgili kendilerine teşekkür belgesi sunmak istiyorum. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 176. kuruluş yıl dönümü 16. Bölge Müdürlüğü'nde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Defterhane-i Amire Kalemi adıyla 1847 tarihinde bugün kurulmuş olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 176. kuruluş yıl dönümü Elazığ'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle Tapu ve Kadastro 16. Bölge Müdürü Mahir Tuncer, şube müdürleri ve çalışanları hükümet konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tapu ve Kadastro 16. Bölge Müdürü Mahir Tuncer ve beraberindekiler Elazığ Valisi Dr. Ömer Toroman'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette kurumun çalışmaları hakkında bilgiler veren Bölge Müdürü Tuncer, iki asra yakın bir zamandan bu yana mülkiyetin teminatı, köklü bir geleneğe sahip, bir ayağı ile yere çok sağlam basan, diğer ayağını ise daima en ileriye atarak teknolojide öncü kurum olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 176 yıldır vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi. 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depreme değinen Tuncer, deprem sonrası fay hareketlerinin etkisiyle arazide yaşanan kayıklıklar incelendi ve ters ölçüleri yapılarak hareketlerin sonuçları yorumlandı. Deprem sonrası yürütülecek çalışmalarda altlık olarak kullanılması amacıyla diğer kurum ve kuruluşlarla kurumumuz birimleri arasında koordinasyon sağlanarak ortofoto harita üretim çalışmalarına başlanıldı, dedi. Kütüphanesiz okul bırakmamak için harekete geçen Türk Eğitimsen Elazığ Şubesi Başkanı Fatih Murat Taşkın ve yönetim kurulu bu defa Doğukent Ortaokulu'nu kütüphaneye kavuşturdu. Elazığ'da kütüphanesiz okul bırakmamak adına kütüphanesiz okul kalmasın projesiyle yola çıkan Türk Eğitimsen Elazığ Şubesi Doğukent Ortaokulu'nu da kitaplarla donattı. Türk Eğitimsen Elazığ Şube Başkanı Fatih Murat Taşkın ve yönetim kurulu üyelerinin hazırladığı proje kapsamında Doğukent Ortaokulu'nda açılan kütüphaneye 2020 yılında ani bir rahatsızlıkta genç yaşta hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı'nda görev yapan Profesör Doktor Mehmet Köçer'in adı verildi. Türk Eğitimsen Elazığ Şube Başkanı Fatih Murat Taşkın proje ile birlikte 8. kütüphanelerini açtıklarını kaydetti. Daha önce 7 kütüphanemizin açılışını yaptık. Bugün 8. kütüphanemizi açıyoruz. Bu okula 1115, toplamda ise 8 tane kütüphaneye 11.070 kitap bağışında bulunduk. Doğukent Ortaokulu'nda hizmet verecek olan bu kütüphanemize büyük dava ve bilim insanı Profesör Doktor Mehmet Köçer hocamızın ismini vermeyi kararlaştırdık. Kendisi 2020 yılında aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun diyoruz. Bizim lisans döneminden hocamızdı.
bizler gibi memlekete yüzlerce, binlerce insan yetiştirdi. Allah rahmet eylesin. Kütüphanemizin Doğu Kent Ortaokulu'nda eğitim öğretim hayatlarına devam eden öğrencilerimize hayırlı, uğurlu ve faydalı olmasını diliyorum. Sendika yetkililerine teşekkür eden Doğu Kent Ortaokulu Okul Müdürü Alpay Güler, şu ana kadar aktif bir kütüphanelerinin olmadığını ifade etti. Geçen yıl Milliyetim Müdürlüğü ile sendika arasında imzalanan protokol gereği sendikamız bir eğitime katkı anlamında örnek bir davranış gösterip okullarımızda kütüphanelerin açılmasına öncü olmuş ve bu vesileyle bizim okulumuz da programa alınmıştı. Bugün itibariyle inşallah açılışını yaptığımız kütüphanemizden okulumuzda bulunan 1200 öğrencimiz ve 89 tane öğretmenimizle faydalanacağız. Profesör Doktor Mehmet Köçer'in yeğeni Ömer Köçer, aile olarak merhum Köçer'in bir eğitim yuvasında adının anılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti. Mehmet Köçer'in ailesi olarak böyle bir hizmet yapılması ve amcamızın isminin böyle bir kütüphaneye verilmesi hususunda emeği geçen başta Fatih Murat Taşkın olmak üzere okul müdürümüz Oktay Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Umarız bu kütüphane buradaki öğrenciler için, eğitim öğretim için yararlı olur. Çok teşekkür ediyoruz. Merhum Köçer'in arkadaşı Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Abdullah Özen duygu dolu anlar yaşadıklarını söyledi. Biliyorsunuz insanlar doğuyor, yaşıyor ve ölüyor. İnsan biriktiriyor, anı biriktiriyor. Sonra iz bırakıyor arkada. Eğer Mehmet, sevgili Mehmet diyeyim, rahmetli Mehmet iz bırakmamış olsaydı bugün bu insanlar burada olmayacaklardı. Ona iz bıraktığı için rahmet dileyelim, teşekkür ederim, şükran duyalım. Onun bıraktığı izleri, biriktirdiği insanların burada onun anısını yaşatmak istedikleri için onlara ayrıca teşekkür edelim. TİAŞ 13. Bölge Müdürü Ahmet Sarıcı'nın ablası Sultan Çok hayatını kaybetti. Merhume kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. TİAŞ 13. Bölge Müdürü Ahmet Sarıcı'nın ablası Sultan Çok vefat etti. 71 yaşında hayatını kaybeden Sultan Çok için cuma namazına müteakip İmam-ı Azam Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Cenaze namazına Elazığ Valisi Dr. Ömer Toroman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, 27. dönem Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Emniyet Müdürü Celal Sel, Baro Başkanı Mehmet Efe, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Kamu Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri katıldı. Merhume kılınan cenaze namazının ardından Harput'ta bulunan aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Saraç ve Çok ailesi taziyeleri İmam-ı Azam Camisi taziye evinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Medya grubumuz eski çalışanlarından TRT personeli Yakup Taşdemir'in yengesi, sanayi esnaflarından Harun Taşdemir'in eşi Fatma Taşdemir hayatını kaybetti. Medya grubumuz eski çalışanlarından TRT personeli Yakup Taşdemir'in yengesi, sanayi esnaflarından Harun Taşdemir'in eşi Fatma Taşdemir vefat etti. 64 yaşında hayatını kaybeden Fatma Taşdemir için ikindi namazına müteakip Mescid-i Rahman Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Cenaze namazına AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, aile yakınları ve cami cemaati katıldı. Merhume kılınan cenaze namazının ardından Sivilce Alıncık Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri Mescid-i Rahman Camisi taziye evinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhumeye Allah'tan rahmet,
Kederli ailesine ve arkadaşımız Yakup Taşdemir'e başsağlığı ve sabır diliyoruz. Günün gelişen haberlerini sizlere aktardık ve ana haber bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Kısa bir ara, aranın ardından spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız sevgili izleyenler. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sezonun son haftasında oynanan Karşıyaka maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Elazığ Spor Kulübü'ne bir maç seyircisiz oynama ve 5.250 TL para cezası verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bir kez daha Elazığ Spor'a saha kapatma cezası verdi. Kötü ve çirkin tezahürat eylemini bir sezon içerisinde 6. kez tekrarladığı için saha kapatma cezasıyla karşı karşıya kalan Bordo Beyazlı kulübümüze bu doğrultuda bir maç seyircisiz ceza ve 5.250 TL'li de para cezası verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 25 Mayıs 2023 tarih ve 66'lı sayılı toplantısında Elazığ Spor'la ilgili aldığı kararda, Entegre Solar Elazığ Spor Kulübü'nün 25 Mayıs 2023 tarihinde oynanan Entegre Solar Elazığ Spor Karşıyaka TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı bir resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 5.250 TL para cezası ile cezalandırılmasına denildi. Bu cezaya göre Bordo Beyazlı ekibimiz yeni sezonda iç sahada oynayacağı ilk resmi maçını seyircisiz oynayacak. TFF 2. Lig Playoff karşılaşmalarının 1. tur müsabakaları sonucunda rakiplerini eleyen Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon'da İskenderun AŞ ve Beyaz Grup'ta ise 24 Erzincanlı Esenler Erok 2. tura yükseldiler. TFF 2. Lig'de playoff heyecanının 1. turu tamamlandı. Kırmızı grupta 1461 Trabzon normal ve uzatma süreleri eşitlikle sona eren karşılaşmada rakibi Vanspor Futbol Kulübü'nü seri penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Grubun bir diğer maçında ise İskenderun AŞ ile Ankara Demirspor yine normal ve uzatma bölümleri eşitlikle sona eren karşılaşmada seri penaltılarda üst tura yükselmek için mücadele ettiler. Seri penaltılarda 4-2'lik üstünlük sağlayan İskenderun AŞ rakibini saf dışı bırakarak üst tura yükseldi ve 1461 Trabzon'la eşleşti. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ise playoff maçlarının ilk tur müsabakalarında 24 Erzincan deplasmanda Ahmet Sportif'i 1-0 mağlup ederek 2. tura yükselirken Esenler Erok Spor ise evinde Ankara Spor'u 4-2 mağlup edip üst tura yükseldi ve 24 Erzincan Spor'la eşleşti. Yarı final karşılaşmaları çift maçlı eliminasyon statüsüne göre oynanacak. Bu sonuçların ardından yarı final müsabakalarının ilkinde 1461 Trabzon'la İskenderun AŞ 30 Haziran günü saat 15.30'da Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Rövanş maçı ise 3 Haziran günü saat 17'de İstanbul Pendik Stadyumu'nda oynanacak. Bu grupta rakibini eleyen takım finalde Bucaspor 1928 Spor'la 1. lige yükselmek için karşı karşıya gelecek. Beyaz grupta ise 24 Erzincan Esenler Erok maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20'de Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 3 Haziran günü saat 20'de Esenler Erok Spor Stadyumu'nda oynanacak. Beyaz grupta ise rakibini eleyen takım Şanlıurfa Spor'la 1. lige yükselmek için final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Kastamonu'da sona eren Türkiye Kadınlar Handbol 1. Ligi playoff karşılaşmaları sonucunda Süper Lig'e yükselemeyen Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Spor Kulübü takımı sporcusu Feyzanur Öztürk turnuvanın en iyi sporcusu seçildi. Kastamonu'da sona eren Türkiye Kadınlar Handbol 1. Ligi playoff karşılaşmalarında Süper Lig hedefine ulaşamayan Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Spor Kulübü sporcusu Feyzanur Öztürk'ün başarısıyla teselli oldu.
4 gün süren playoff karşılaşmaları sonucunda organizasyon komitesi tarafından temsilcimiz Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Spor Kulübü'nün sporcusu Feyzanur Öztürk, turnuvanın en iyi sporcusu seçildi. Feyzanur Öztürk, playoff maçları kupa töreni esnasında ödülünü alırken, başarılı sporcularımıza yeni sezonda transfer tekliflerinin de şimdiden yapıldığı ifade ediliyor. Öte yandan Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Spor Kulübü, playoff maçlarının son mücadelesinde şampiyon Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 24-24 berabere kaldı. Bu sonuçlarla temsilcimiz playoff grubunu 7 puanla 4. sırada tamamladı. Playoff maçları sonunda B grubundan Bursa Büyükşehir Belediyesi 10 puanla turnuvanın şampiyonu olurken, aynı gruptan Aksaray Belediyesi ise 8 puanla playoff grubunu ikinci tamamladı ve Süper Lig'e yükseldiler. Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından online artistik, erkekler, kadınlar, okullar arası il hakem kursu organize edilecek. Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından online artistik, erkekler, kadınlar, okullar arası il hakem kursu organize edilecek. Konuyla ilgili Elazığ İl Temsilcisi Ahmet Polat yazılı bir açıklama yaparak 5-8 Haziran tarihleri arasında online hakemlik kursu açılacağını bildirdi. Polat yaptığı açıklamada, Türkiye Cimnastik Federasyonumuzda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kanalı ile yapmış olduğumuz talep doğrultusunda online artistik, artistik erkekler, kadınlar, okullar arası il hakem kursu organize edileceği kararlaştırıldı. 26 Mayıs tarihinde federasyon tarafından gelen genelge çerçevesinde 5-8 Haziran tarihleri arasında 19 ila 22 saatleri arasında 3 saat olarak online hakemlik kursu düzenlenecek. Katılımcılar sadece il müsabakalarında görev alabilecekler dedi. Polat ayrıca katılımcılar hakem kurs ücretinin yarısı olan 350 TL'ye 2 Haziran mesai saati bitimine kadar Türk Ekonomi Bankası AŞ Kızılay Şubesi TR 72 3032 3060 87 97 96 62 nolu IBAN hesaba yatırmaları gerektiğini de belirtti. Akçakiraz'da düzenlenen okullar arası bahar şenlikleri kapsamında başarılı olan sporculara kupa ve belgeleri takdim edildi. Akçakiraz'da 15 gün süren okullar arası bahar şenlikleri sona erdi. Voleybol ve futbol dallarında gerçekleştirilen bahar şenlikleri kapsamında başarılı olan sporculara kupaları ve belgeleri takdim edildi. Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya tören öncesi yaptığı konuşmada gönüllere dokunmanın en güzel organizasyon olduğunu belirterek emeği geçenleri ve başarılı olanları tebrik etti. Selam misafirler, çok değerli okul müdürlerim, okul yöneticilerim ve kıymetli Akçakiraz sakinleri ve çok değerli gençler. Bu organizasyonun yapılmasında emeği olan, gayreti olan, heyecanı olan, azmi ve kararlı olan ve gönüllere dokunalım diyen Resul hocamı, Resul Ağartaş hocamı ben tebrik ve takdir ediyorum. Ve inşallah biiznillah bütün organizasyonların daha gelişerek, daha güçlenerek bir sonraki nesillere aktarılması hususunda katkılarının, çalışmalarının ve bu güzel organizasyonlarının ve bu örneklik teşkil eden çalışmanın devamını diliyorum inşallah. Sevgili gençler, elbette hocalarımızın bir görevi var. Sizleri eğitecekler. Sizleri inşallah bu Elazığ'ın ve inşallah Türkiye'mizin siyasetine, Türkiye'mizin ekonomisine, Türkiye'mizin bürokrasisine yön verecek iyi gençler olmanız hususunda elbette sizleri yönlendirecekler, biçimlendirecekler. Ama ben biliyorum ve inanıyorum ki gönüllere dokunmak en güzel çalışmadır. Konuşmanın ardından Akçakiraz Belediyesi sınırları içerisinde yer alan okullarda düzenlenen bahar şenlikleri, voleybol ve futbol müsabakalarında başarılı olan futbolculara kupaları ve belgeleri törenle takdim edildi. Günün gelişen spor haberlerini sizlere aktardık ve spor bültenimizin de sonuna geldik. Bir başka haber kuşağında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.